Her şeyini göreceğiz. Yani şöyle arkadaşlar, herhangi bir yere ya da yani herhangi bir satıcıya gittiğinizde bir objektif gördüğünüzde hiç kimseden yardım almayacaksınız. Bu diyeceksiniz. Bu kadar net anlatıyor. Şimdi en sonunda ama. Neleri göreceğiz? Bütün bu başlıkları göreceğiz bugün. Netleme sistemleri. Netleme noktası seçimi. En yakın netleme mesafesi. Bak çok önemli. Objektif odak uzaklığı ne demek? Geniş açı, tele, makro, telekonvertör ne demek? Artı titreşim önleyiciler ne demek? Hepsi şimdi bugün göreceğiz arkadaşlar. Bugün şöyle olacak. Ah keşke bu dersi daha önce alsaydık da gövdeye daha az para verseydik. Bütün yatırımımızı objektife yapsaydık diyeceksiniz. Evet, bugün öyle bir ders. Şimdi arkadaşlar iki tip netleme var. 1989'dan itibaren umarım yanlışım yoktur. 88-89'dan itibaren otomatik fokus da ortaya çıktı. T90'la beraber, Canon'un T90 modeliyle beraber otofokus ortaya çıktı arkadaşlar. Kendi kendine fokus yapan bir sistem. Eskiden netliği kendimiz yapıyorduk. Dolayısıyla iki tip netleme var arkadaşlar. Kameranızı ele netleme ki bunun da kullanılacak yerleri var. Otomatik netleme. MFM yazar. Manuel fokus manuel. Auto fokus auto. Buraya kadar problem var mı? Nerede yazar? Burada yazar arkadaşlar. Gövde üzerinde yazabilir. Lütfen bakın. Objektif üzerinde yazabilir. Efendim? Tamam. Tamam. Bazı kameralarda maalesef bütün farklı kameralara göre anlatıyorum ya. Onun için gösteriyorum. Evet. Göremeyen var mı otofokusunu? Kamerası olmayanlar da olanlardan böyle baksın, kopya çeksin. Nerede ne olduğunu görmek için. Peki. Devam ediyoruz. Şimdi iki tane halka var arkadaşlar. İki tane halka var. Dinliyoruz değil mi burayı arkadaşlar? İki tane halka var. Birisi netlik halkası, birisi zoom halkası. Çıkarmaza gerek yok. Birisi netlik halkası, birisi zoom halkası. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. Tabelaya bakıyoruz. Arkadaşlar otofokustayken netleme halkasıyla oynamıyorsunuz. Çoğunda zaten oynamaz. Zorlarsınız, kırarsınız. Oynayanlar da var. İzin veriyor. Ama langurt döndürün diye izin vermiyor. Hafif netlik bozmalarını düzeltin diye izin veriyor. Yani izin verende de böyle komple çevirmeyin. Zorluyorsunuz. Zaten dikkat edin. Zorlar. Zorlamayın. Tekrarlıyorum. Otofokusta fokus netlik halkasıyla oynamayın. Bak bazıları kitler. Kitler al fokus otofokusa. Bakın kitler. Ucunda benim. Bak kitler kitledi. Bitti. Bazıları izin verir ama izin verse de o bir kasnak var. Kauçuk bir kasnak. Mahvedersiniz. Yapmayın. Tamam arkadaşlar. Geldik efendim. En önde efendim. Burası. Yok, AFMF'yi soruyor. AFMF burada canım. Ama işte orasıymış. Ama yazmıyor değil mi? Orası da değil. Bir dakika. Hayır, değil. Evet, objektif çıkartıyor. Canım sizin otofokus, manuel fokusunuz burada. Yazılımın içerisinde. Şeyde. Buradan gireceksiniz. İnfoda, menüde. Menüde sizinki. Otofokus, manuel fokus da sizinki orada. Şimdi arkadaşlar, netlik halkası önde olabilir, arkada olabilir, önemli değil. Netlik halkası sakın unutmayın. Netlik halkası daha dardır. Netlik halkası daha dardır. Zoom halkası rahat çevirin diye biraz sonra göstereceğiz. Daha geniştir. Tamam. Netlik halkası daha dar. Önde.
Yok. Olur mu? Nasıl fark? E bak bu geniş, bu mu geniş? Bir %10 daha geniş bu. Ölçelim valla. Oğlak burcuyum ben. Ben de o zaman hata yaptınız. Evet. Netleme halkası bazılarında önde. Bazılarında arkada. Ama tekrarlıyorum. Zoom halkası netleme halkasından daha geniştir arkadaşlar. Zoom halkası serbest, istediğiniz kadar oynayın. O zaten onun için. Ama netlik halkası sadece manuel netlikte. Eğer otofokus alırsanız artık o görev sizden çıkıyor. Makine yapıyor. Peki, makine nasıl yapıyor? Değil mi? Şimdi makineye bir görev vermemiz lazım. Makine yapay zekası yok. Ben bir yere doğrulttum. O mu, Ayşe mi, Fatma mı, Yusuf mu, İsmail mi? Nereden bilecek makine? Heh, onu nereden görüyor arkadaşlar? Vizörden bakın lütfen. Noktacıklar ya da kareler göreceksiniz. Onların her biri nedir arkadaşlar? Bir netlik noktası. Yani sizin nereye netlik yapacaksanız seçmeniz gereken noktalar. Örnekliyorum. Örnek üzerinden gidelim. Ha, şunu söyleyeyim. Ha, şimdi bana diyorsunuz ki en iyi fotoğraf makinesi hangisi hocam? Şimdi beraber gidelim. İlk daha baştan, birinci dersten başlayalım. İsterseniz not alın. Bak hatta yaza yaza gidelim. Değil mi? Yaza yaza gidelim. Ekrandakiler de görsünler. Neye bakarız arkadaşlar? Obturatör. Obturatör hızı. Yani neden başlayacak? Enstantane. 30 saniyeden başlayacak. İşte 4000, 8000. Bu iyi bir makinedir. Bu range iyi bir makineyi gösterir. Diğerin arkadaşlar ISO, ASA. İşte 80 ya da 100'den başlar. 6 haneli ASA'lara gider. Örnekliyorum 120 bin ASA gibi. Bak demek ki bu iyi makine olduğunu gösteriyor. Başka ne arkadaşlar? Serbest atayabildiğim bir function tuşu. Bir function tuşu. Değil mi? Fonksiyon tuşu. Serbest. Bir tane tuş var. Ya da bazen iki tane var. Boş bırakıyor adam. Sen ona bir görev atıyorsun. Diğerin arkadaşlar white balance'ın alt segmentleri ve üst segmentleri. Ne demek bu? Floresan diyor. Birisi diyor ki floresan bitti bu kadar. Öbürü floresanın alt ve üst parametrelerini sana sıralıyor. 7 tane. Tungsten'in altını üstünü sıralıyor. Yani white balance range'inin ne olması arkadaşlar? Geniş olması. Şimdi netleme noktası sayısı. Arkadaşlar alın size 5 tane özellik. Hani diyorlar ya iyi makine, işte iyi makine bu. Sana geniş imkanlar sunan makine. Ne yaptı? Obturatör hızı, tabii biz gövdeden bahsediyoruz. Diyaframda, objektiften bahsetmiyoruz, gövdeden bahsediyoruz. Obturatör hızı, range'i geniş. ISO, range'i geniş. Function tuşu, bir tane ya da iki tane function tuşu var. Oh ne ala. İstediği şeyi atarım üzerine. Basarım videoya geçer. Basarım white balance'a geçer. Anlatabiliyor muyum? White balance skalası geniş. Yani sadece tungsten değil, tungsten alt üst parametreleri. Ha ne var? Mesela choose color temperature. Bak bu da white balance'a çok güzel bir ayar. Ne yapıyor? Hepsini geç. Sana 100 100 200 200 50 50 her neyse aradaki segmentler white balance'ı Kelvin olarak sana ne yapıyor arkadaşlar? Kelvin bu arkadaşlar. Kelvin olarak seçme hakkı veriyor. İşte iyi makine bu. Ha bu ne marka? Bana ne markaysa. Fuji de olur. Nikon'da da var. Canon'da da var. Anlatabiliyor muyum? Hepsinde var. Sony'de de var. Efendim? White balance sende olur. R2-3 vardı. Bunun daha geniş olmasından bahsetmiyorsun sanırım. Bahsettim. Şöyle. Floresan. Bak floresan. 7 farklı floresan var. Cold'u var, soğuğu var, warm'u var, beyazı var, civası var, osu var, busu var. Adam bütün parametrelerini sana orada veriyor. Onda yoksa bir şey diyemem hocam. Onda yoksa yoktur.
Onda yok hocam. Ben buradan gördüm. Onda yok. Bakayım. Şu şeydi başka bir. Yok. O artı eksi pozlandırma. Onun altı. Bak mesela ne yapalım? Floresan. Floresan altı var mı hiç? Başka var mı floresanda? Yok. Ama ona bastığı zaman evet, alt parametrelerini çıkartıyor. Neyse. Google amcaya söylüyor hepsini. Warm'u var. Cold var. Mekandan mekana değişir işte. Ne bileyim montaj yapılacak bir yerse işte beyaz seçilir. Yani mimarın öyle seçmesi gerekir. Bir okuma yapılacak bir alansa, bir kafe ise örnekliyorum, sarı seçilir. Romantik bir tat versin işte, millet huşu içerisinde olsun falan diye. Anlatabiliyor muyum? Hepsinin yeri var. Yani psikolojide bile renklerin bir karşılığı var. İşte ne bileyim çocuk yatak odası şu renk olur. İşte oturma odası bu renk olmalı, işte okuma odası bu renk olmalı, yatak odası bu renk olmalı farklı şeklinde gibi, gibi, gibi. Bütün renklerin psikolojik etkisi var insan üzerinde. Sadece insan üzerinde değil ki. Hani kedinin, köpeğin bile üzerinde yani etki var. O da çünkü canlı, o da etkileniyor. Evet, ne dedik? Netleme noktası sayısı. Bak, kaç tane? 3, 6, 9, 11 tane. Kaç tane? 30 tane. Kaç tane? 25-30 tane. Kaç tane? 5 tane. Kaç tane? 5 tane. Peki ne işe yarar? Şimdi bakın arkadaşlar, olay şu. Dedi ki bir arkadaşım, Özel beni çek dedi. Tamam, bak otofokus nasıl kullanılıyor. Yani öyle otofokus alıp hadi netle diyemezsin. Ona bir tane ne yapacaksın? Yardımcı olacak bir öge sunacaksın. Arkadaşım dedi ki, Özel beni çeker misin dedi. Çekerim dedim. Dur bakayım sen de bekleyin. Durdu. Şimdi hafif ekran şöyle bastım. Benim kameram alt segmentli kamera. 5 tane var bende. 5 seçenek var. Bu 5 seçenekten bir tanesini biraz sonra göstereceğim. Joystick tuşuyla ne yaptım? Arkadaşının bir tane bir yerini denk getirmeye çalıştım. Mantıklı olan ne? İşte burası olabilir. Burun olabilir. Çene olabilir. Bunlardan hangi birini seçersem seçeyim, netliği ne yapar? Buraya yapar. Peki, karşımda Ayşe Fatma duruyor. Arkadaşım duruyor. Ben de bilerek ya da bilmeyerek bunu seçiyorum. Kamera gider bunu çeker mi? Yani onu netler mi? Tanımaz arkadaşlar. Kamera neyi tanıyor? Senin seçmiş olduğun noktayı tanıyor. Gider bu kadının böbreklerinden bir röntgen çeker. Anlaştık mı? Kadın gider belini çeker. E benim burada Ayşe lazımdı. Gitti. Niye? Sen seçim yanlış yaptın. Bir tane daha örnek gösterelim. Kuş fotoğrafçısıyım. Kuş fotoğrafçısıyım. Pelikan mı bu? Balıkçı işte, neyse. Geldim. Manyak bir makine var. Belli zaten noktacık seçimlerinden belli. Ne yapmam lazım şimdi benim? Ne yapmam lazım? Bu kuşa denk gelen, bakın bu kuşa denk gelen bir kareyi, bakın bu, birazcık da bu. Peki bu hikaye. Kuşu geçer, arkada da orman var, ormanda denk geldiği yeri netler arkadaşlar. Sistem nasıl çalışıyor? Kontrastı buluyor, oradaki mesafeyle beraber sikromotora sinyal gönderiyor. Siklomotor dönüyor, netliği yapıyor, bız bız diye ses çıkar. O. Hep ona yol gösteriyorsunuz. Kenarda köşede bir şeyler var. İşte bunlar basit. Göbeğe aldım. E peki, obje burada. Obje farklı bir yerde. Obje orada. Mesela 3 tane çocuk var ama sizin çocuk burada. Nasıl yapacağız şimdi? Bunu çekimde göstereceğim size. Bak. 3, 4, 5, 6, 3, 9 noktalı orta segment bir kameram var. Bir müsamere var. 3 tane çocuk var. Soldaki çocuk benim çocuğum. Ama buralara kadar geliyor noktacıklar. Soldaki çocuğa isabet eden, benim çocuğa isabet eden noktacık yok. Ne yapacağım ben şimdi? Çekmeyecek miyim? Ona en yakın noktacık. Olabilir. Biz netleme kitlemesi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar?
Bir tane noktacı örnek bu olabilir. Seçiyorum. Çocuğuma dönüyorum. Yarım kilitliyorum. Kilitliyorum, dönüyorum. Tam basıp çekimi gerçekleştiriyorum. Netleme kilitlemesi diyoruz. Tamam. Nasıl yapacağım sırasını? Ne canım? Nasıl yapacağım sırasını? Çekim de burada olmaz. Çekime çıkacağız hep beraber. Netleme kilitlemesi. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki önemli olan şu. Bu değil de bu noktacıkları nereden seçeceğiz? Evet, onu biliyor musunuz? Hiç bana vermene gerek yok. Ekranını aç. Hı-hı. Bak şurada bir tane yıldız tuşum var. Gördün mü canım onu? Görmedim. Bak. Evet. Bir dakika dur. Otofokusta. Peki senin bu şey niye göstermiyor? Allah Allah. Evet bu seninki şu. Ekranı değiştirmek lazım. Şu tamam. Bak. Öyle seçiyoruz. Bak bak gördün mü bak. Tamam anladım. Sağda. Fatma solda. Çiçek ortada. Kedin aşağıda. Evet. Tamam. Evet. Göster arkadaşına. Ha o gösteremez. Sonraki farklı. Bakayım seninki nereden? Joystick kilitledik. Kilitleme. Lokta. Güzel. Açtık. Burada olmaz ablacığım. Bunlarda olmaz. Bak şunu joystickle git vizörden bak. Joystickle git. Şu. Şu. Bakayım. Bulabilecek miyim? Bak şu canım. Bak şu. Bak gördün mü bak. Şundan da yukarı çıkarsın diye düşünüyorum. Vallahi çıktık. Evet, evet çıkıyor. Heh. Çıkıyor. Tamam. Şu tuş. Önce mesela şimdi ben neredeyim? Vizörden bakın. Yok, siz öyle kalsın ben solda olayım. Bu tarafa dur. Ben mesela vizörden bakın. Ben soldayım. İşte sola göre yapacaksınız. Soldaki bana denk gel. Çok özür dilerim. Anlaştık mı hocam? Güle güle efendim. Nasıl isterseniz efendim. Saygılar, saygılar. Hocam o netlik kutucuklarının ayarı burada nerede acaba? Ya da benim makinede var mı? Var. Var. Şu. Şu ekrandan çıkalım. Şu ekrandan çıkarın beni. Info ekranına gelin. Şu mu? Yok bu değil. Menü. Heh şu. Sizinki demek ki şu bak şu. Sizinki böyle oynuyor. Gördünüz mü? Nokta yok. Şöyle oynuyor sizinki. Yok vizörden bakarsa nokta vardı buradan böyle göstereyim. Ama bu ekranda da noktalar gösteriyor aslında. Ben bulamadım ama işte oradan göreceğiz. Evet yardım isteyen var mı? Var. Buldunuz mu siz hocam? Bu Mesut. Yok burada canım bak işte şuna bastın. Tekerleği çevirdin. Bak tekerleği çevirdin. Tamam. Ona basarak, en sağdakine basarak. Evet. Yardım. Gel canım. Bulduk mu? Aslında şuradan şunu dediniz galiba. Yok yok bu abici bak şu. Ha doğru. Ha anladım. Hocam, geç canım. Diyaframı kapattığımız zaman bu damlama daha fazla açılıyor değil mi? Bir daha söyle bakayım. Diyaframı kapattığımız zaman örneğin F16'da evet. Çekildiği zaman. Evet. O zaman bir yeri daha çok geniş açı netleme yapıyoruz galiba değil yok, mi? Yok o alan derinliği. Arkadaşlar
Bak arkadaşınız bir soru sordu. Beni dinliyor musunuz? Canlarım. Bendesiniz. Bak arkadaşınız bir soru sordu. Konuyla alakalı değil, önümüzdeki haftanın konusu. Ama oradan bir yere geleceğim. Dedi ki arkadaşım sen beni düzelt eğer yanlış söylüyorsam. Hocam bir diyaframı kıstığımız zaman dedi daha net olmuyor mu dedi. Hani dedi daha net olmuyor mu? Evet o başka bir şey. Alan derinliği konusu o. Önümüzdeki haftanın konusu. Ben size şu soruyu sorayım. Bakalım kim cevaplandıracak. Diyaframı ayarladım. En açığa da getirsem, en kısağa da getirsem, deklanşöre bastığımda her şey aynı. Bu nasıl oluyor? İki tane fotoğraf çekeceğiz. Birisinde diyaframı açtık 2.8'e. Çekim yapıyorum. Pırıl pırıl ekran. Birinde diyorlar ki alan derinliği istiyoruz. 22'ye getiriyorum. Yine aynısı pırıl pırıl bir ekran var. E ne zaman 22 oldu, ne zaman 3.5 oldu? Niye ikisinin aydınlığı aynı? Her iki görüntü de net alan derinliğinin içinde kaldı. Yok, o değil. Teknik bir şey var. Arkadaşlar, siz diyaframı ayarlıyorsunuz ya 22'ye. O anda 22'ye gelmiyor. Basarken 22'ye geliyor. Niye? Çünkü görün, aydınlıkken görün her şeyi diye. Hani çekim yaparken görün. Ama deklanşöre bastığınızda o anlık, enstantane hızı kadar ne yapıyor? Diyafram kısıyor, çekimi tamamlıyor, tekrardan en aşağı geliyor. Kafa karıştı mı burada? Yani tekrarlıyorum. Şimdi diyaframı kısık, yani şöyle olun. Bunu yapmasalardı şöyle olacaktı. Alan derinliği için 22 diyaframa getirecektiniz ya, simsiyah bir şey göremezsiniz ki vizörden. Diyafram 22'ye geldi. E simsiyah. E ne çekiyorum ben Ahmet'im, Mehmet'im nereye çekiyorum? O size o aydınlığı vermek için çekim esası da kapatıyor. Büyük bir kıyak bu size. Bak bunu da fark etmiyorsunuz. Bak bunu da senin sorundan çıkartmış olduk. Bu da benim eksik anlatımım. Ya soru sorarsanız ben de eksiğimi görürüm. Söyle abiciğim. Benzer bir şey bilmiyorum. Bende bir analog makine var. Onda da kurmadan pozometreyi çalıştırıyorum. Yani kurduktan sonra pozometre. Başka bir şeydir o. Bir şey diyemeyeceğim. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Yine geri dönüyoruz buralara. Asıl sorun şu. Yakışıklı güzel bir anekdotla araya girdi ama güzel şeyler çıktı şimdi oradan. Hangi set hangisi flu? Güzel. E benim iki çocuğum var. Öndeki de benim çocuğum, arkadaki de benim çocuğum. Müsamereye gitmişler. Köydeyiz, bir yerdeyiz, yazlıktayız. Çekim yapıyorum. Güzel bir eğitim aldım Özer Kamburoğlu'ndan. Çekiyorum arkadaki flu. Allah'ım diyorum nasıl olur? O da çocuk, bu da çocuk. O da benim çocuğum. Arkadakini de net, şimdi arkaya da mi netleyeyim? Ne yapayım? İkisini beraber mi netleyeyim? Ne yapayım? Yol gösterin bana. Güzel, devam et canım benim. Devam et, tamam güzel. Söyle, söyle, söyle ya. Sağda diğer işte ışık ayarlarına oynayalım. Başka? Kalbimde tek tek netlik kitlemesi yapabilir miyiz? Yok. Kalbimde tek tek çünkü problem. Arkadaşlar, objektif de göz gibidir. Ya A'ya ya B'ye netlik yapar. İki yere netlik yapamaz. Ama sen hem A'yı hem B'yi net istiyorsan, burada olduğu gibi alan derinliği kavramını kullanıyorsun. Ne yapacağız? Öndekine netleyeceğiz. Arkadaki çocuğu da net alabilmek için diyaframı nereye getireceğiz? 16. Dedin ya sen ablacığım. 22'ye alırım, 16'ya alırım. Kısarım dediniz ya. İşte oraya getireceğiz. Yavaş yavaş. Önümüzdeki hafta oturtacağım bunu. Tekrarlıyorum. Netlik tek bir düzlemdir. Bu düzlem. Bitti. Çocuk arkada kaldı. Öndeki çocuk da full çıkacak. Arkadaki çocuk da full çıkacak. O da benim çocuğum. O zaman nasıl yapacağız biz bu işi? Alan derinliği. Hani göstermiştik ya hani bir delikanlı vardı, arkada gemi vardı. Gördük ya orada gemiyi net çıkarttık, flu çıkarttık. İşte o mevzu. Önde adam, arkada gemi vardı. İşte burada çocuk var. Diyaframı kısınca ne olacak? Arkadaki çocuk da net çıkacak. Önümüzdeki hafta bunu işleyeceğiz, merak etmeyin. Evet, buraya kadar soru var mı? Bak sorular sorulunca güzel şeyler çıkıyor. Tabii. Geniş alan çektiğin zaman boyut yükseliyor. Bir daha söyle abi. Geniş alanda çek, her yeri net bir şekilde çektiğin zaman fotoğrafın boyutu... Boyuttan kastınız nedir? Megabayt. Yok, onunla alakası yok.
O da güzel bir soru. Ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dışarıya çıktık. Dışarıya çıktık. Ve bir kare böyle çektik. Aynı size'larla, aynı odak uzaklıkları, aynı şeyler, diyafram enstantane. Döndük bir de burayı çektik. Bak o kadarcık ha. 2 derece döndük. Sonra geldik, bilgisayara yükledik iki fotoğrafı da. Sağ tıkladık, örnekliyorum. Birisi 4.7 MB diyecek, öbürü 4.9 MB diyecek. Neye göre dedi bunu? Hayır, karanlık ve aydınlık bölgelerin oranına göre. Aydınlık bölgeye getirirseniz oradan daha fazla fotodiyotlar etkileneceği için, enerji ortaya çıkardığı için bak karanlık değil, aydınlıktan. Aydınlık fotoğrafların megapikseli daha yüksek, megabaytı daha yüksek oluyor. Yani aynı yerde birisi daha aydınlık bir fotoğrafsa, daha beyazcı objeler varsa oradan daha fazla. Tabii veri geldiği için, çünkü fotoelektrik hücreler orada enerji üretecek, orayı rengini ortaya çıkartacak. Orada küçük de olsa %2'lik, %3'lük paylar oluyor. Efendim canım. Bazen enerjiye bazen şifre kaydetmesi... Hiç anlamadım. Tekrar söylüyorsun. Yok, PNG yok bir kere bizde. PNG demek istedim. Hayır, PNG yok. JPEG var, TIFF var, bir de RAW var. Hangisinden bahsediyoruz? Her zaman JPEG kaydediyordu. Tamam. Ama geçen sefer farklı bir versiyon gördüm. RAW'dur o. RAW. Ya da TIFF'tir ya da NEF'tir, eğer Nikon'sa NEF'tir. Efendim? NEF'tir. Ne makine kullandınız? Tamam. Yok, onda NEF yok. Ya JPEG'tir ya da RAW'dır, ya da RAW vardır JPEG'tir. Yanlarında M vardır, S vardır, onlar mı sizi şaşırttı? Tamam, bakarız. Onlar da PNG falan, PNG'yi zaten zor yapıyoruz Photoshop'ta. PNG bir layer'ı alıp bir başka bir layer'dan koparıp bir yere sürüklemek içindir. JPEG'den farklı bir çeşit olsun. O zaman o RAW'dır. Evet. Pekala. Üç arkadaşım var, sınıf arkadaşı arkadaşlarımız. Ortadaki arkadaşımız daha tecrübeli, bir öncekine gelmiş. Ezer hocam bizi çeker misin diye, bir hatıra olsun diyor. Sayfama koyacağım diyor. Ben netliği hanımefendiye yapıyorum. Ama her iki hanımefendi de net. Nasıl oldu şimdi bu? Güzel, olay bu. Burada dört fotoğrafçı var. Dört fotoğrafçı da aynı makineyle. Abi sesi kontrol eder misin, geliyor mu? Ses geliyor mu, bir kontrol eder misin? Ayağımdan şeye geldim. Tamam. Dört fotoğrafçı var arkadaşlar. Dört fotoğrafçı. A, B, C, D, F, özür dilerim. Beş fotoğrafçı var. Kıyıdan buranın fotoğrafını çekiyorlar. Bir tanesi problemli. Hangisi? Bir tanesinin netliği problemli çıkacak. Hangisi? Üstekine. Evet, başka? Denize bakan, denize bakan diyenler elini kaldırabilir mi? Yukarıya bakan diyenler elini kaldırabilir mi? Evet. Başka kararsız kalmayalım. Bir yer söyleyin. Sağ, sol bir şey deyin. Arkadaşlar, doğru fotoğraf, doğru fotoğraf, doğru fotoğraf, doğru fotoğraf, yanlış fotoğraf. Kamera netliği buraya yaptı. Ama diğerinde buraya yaptı. Zaten mesafe aynı. Örneğin 200 metre, örnekliyorum bunu. 200 metre, 200 metre. Hadi 10 metre burada yukarıda, örnekliyorum bunu. 210 metre ama bu 100 metre. Ya ister sağ yapın ister sol yapın. Yani ben burada tuttuğumda kamerayı paralelsem arkadaşlara, istersem sağdaki arkadaşlar, istersem soldaki ne yapayım fark eden bir şey yok. Fakat böyle arkadaşlarım duruyor. Ben geldim. Şimdi buradan bakıyorum. Şimdi ortadaki arkadaşıma netlik yaptım. Ne oldu sondaki baştaki arkadaşlarım? Peki onlar da burada çıkmak istiyorlar. O zaman ne yapacağım? Düzleme alanda. Diyaframı kısacağım. Tamam, olay bu. Aynı düzlemdeyse sıkıntı yok. Ama farklı düz, bak. Birinci düzlem, ikinci düzlem, üçüncü düzlem, düzlemler ne oluyor? Onu alan derinliğiyle ortaya çıkartıyoruz. Evet, en büyük sorun bu arkadaşlar. Dünyanın, bir de bunu kurslarda bana söylüyor, dünyanın parasını verdik hocam, o makine netlemiyor. Neyi netlemiyor? Kelebek çekecekmiş. Tamam, çek.
Ama diyor netlemiyor diyor. Yaklaşamıyor. Yaklaşınca flu oluyor. Olur. Niye oluyor diyor. Dünyanın parasını verdim diyor. Yanlış objektif aldın. Beni kazıkladılar diyor. Hayır. Sen kazıklandın bak. Yanında yazıyor. Yanında yazıyor kardeşim. Gizli bir şey yok. Adamı oyarlar. Buraya yazmasın oyarlar adamı. Adam her yerine yazıyor. Prospektüsüne yazıyor, speslerine yazıyor, her yerine, kıçına başına uyduruyor bunu. Niye? Mahkemeye verme diye. E sen buna bakmıyorsun. Diyorsun ki yaklaşmıyor. Yaklaşmaz bak yanında yazıyor. Ben diyor 28 santimetre yaklaşabilirim bir objeye diyor. Ondan daha fazla yaklaşamam diyor. Ama bu objektif için konuşuyoruz. Sen ne çekmek istiyorsun? Kelebek. Var, onun içinde objektif var. Ona göre alacaksınız. Kenarlarında yazıyor. Nerede yazıyor? 45 santim. Hakikâ. Yazıyor. Buralarında yazar. 15-45. Evet. Yok 15-45 o da uzaklığı. Bak yazar. Bak burada yazar. 15-45 değil. Alayım ablacığım. Bak burada yazıyor. Gözlüklerini sakın ben görmüyorum. Evet. 25. O kadar. Gördük mü? Bir dakika canım. Çevir arkasını. Hadi şu gözlerinden gör bakalım ne yazıyor orada. Aynen orada canım. Bak şurada. Bak şurada. Bak şurada. Bak sizinki ne kadar mesela? Bir oku bakayım ablacığım onu. 45. Efendim? 45. 45 cm. Evet. 0.45 evet. Yanında yazdı gördün. Gördün orada. Evet canım o. 16.50. O yok o odak uzaklığı. Bakalım izninle. 58, 3.5, 5.6, 16, ıvır zıvır, bırt 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 bırt. Bırt bırt. Hemen mahkemeye veriyoruz. Yazmıyor. Nerede yazıyor? Bana manuel fokus alır mısın bunu? Oradan göstereyim. Yok manuel fokusa. Şunu. Manuel mi? Şu oynamıyor ama. O zaman bunu şeyle kitapçanıza bakacaksın. Üzerine de yazmıyor bunu. Efendim. Aynen canım. Peki FT mi? Fit. Yani. İngilizce ölçü birimi ablam. Evet. Hocam burada yazıyor. Pırt 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 pırt. Dur şunu alalım şuradan. Bak burada yazıyor. Nerede yazıyor? Metre. 2 metreye kadar diyor. Bak gördün mü? Bu da fit. 7. Bir şey diyeyim bence seninki çok iyi. Ya da ben öyle. Hocam burada koruması için ne o? Parasöley. Evet gördük mü? Evet. Aynen canım orası. Gördük gördük. Peki. Bir soru vardı. Şu mu? Aynen o canım. MF. MF'ye getirin. Yok MF'ye getir. Oraya bas. Ha, bırak. Orada yazıyor bak. En sonda yazıyor. Sıfır. Şuna bastın. Bak. Bastığın tuşu gördün mü? Bırak bırak bak. Gördün mü tuşu? Bak. Bak buna bastın. Bak gördün mü? Heh, evet. Otomatik seçim. Tamam. Çocuklar niye kaçtı ya? Peki hala. Neyin canım? Şu rakam sayı yani neyin uzaklığıydı? 0.25 milimetre. Heh. Arkadaşlar, arkadaşım soruyor diyor ki o diyor 0.28, 0.47 işte gördüğümüz neyin uzaklığı diyor. Sensörle, bak sensörle çoğu insan şöyle sanıyor. Objektifin önüyle obje arasındaki mesafe sanıyor. Halbuki sensörle obje arasındaki mesafe. Bak sensör işaretleri vardır. Yarım. Daire işaretidir. Bak burada. Bak sensör orada. Kesit orada. Bak orada. Görüyor musunuz? Bak burada. Sensör tam bu hizada. Burayla obje arasındaki 45'i gösteriyor. Burayla burası arasındaki 45 değil. Tamam. Yani 0.25 25 santim. Evet. Yani ne kadar canım? Şu kadar. Şu kadar. 20-25 şurası yani. Aynen, zaten elinle netli anlarsın. Elinle netle netlemez zaten. Evet. 25'ten içeriye gir netlemez. 25'te kal. 25'in sonrasına çık. Netler. Anlaştık. Hocam
Ha canım. Ne oluyor peki? Ne? Canlarım. FT fit fit. İngiliz. Bir kısmını metre, bir kısmını fit olarak ver. Yavrucuğum tüm dünyayı satıyor. Sen okka diyorsun, kilo diyor öbürü, öbürü şey diyor, gramaj diyor, bir sürü böyle ölçü birimleri var. Tüm dünyaya satıyor adam. Mimarlar çok. Tüm dünyaya satıyor. Dolayısıyla ne yapmak zorunda? Arabalarda vardır. Mil yazar değil mi arabalarda? Televizyonda inç mesela. Evet. Ha inç. İşte, 25-54 müydü? 25-54 de çarpacaksın işte. 30'da. Yok. 2-54. Ya 2.54, 25.54, 2.54, 2.54, 25.54 nereden çıktı ya? Evet, fit. Evet, devam ediyoruz. Objektif odak uzaklığı. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Sizin en çok sevdiğiniz yer burası. Niye? E çünkü bütün kompozisyonu belirleyen nedir arkadaşlar? Burası. Eğer odak uzaklığınız rakam olarak küçükse, Rakam. İşte 8, 10, 12, 14. Tam ters istikamette öyle düşünün. Daha geniş görüyor. Tamam. Gözümüzden ışığı kapatır mısın ablacığım? Baştaki ekrana yakın olan. Evet. Daha geniş görüyor. Rakam büyüdükçe ne yapıyor? Darlaşıyor ve uzağa yakına getiriyor. Bak uzağa yakına getiriyor. Anlaştık mı? Örnek diyelim. 50 milim normal objektif. Tabii ki full frame'e göre, full frame sensöre göre. Normal objektif sensörlere göre değişir. Ama orası kafanızı karıştırmasın. Sizin göreceğiniz sensörler bunlar. Bu sensörlere göre 50 milim. 50 milimden rakam olarak küçük olanlar geniş açı. 50 milimden rakam olarak büyük olanlar teleobjektif ya da dar açılı objektif. Dar açılı. Evet. Pekala, örneklerle açıklayalım. Değil mi? Buradan gittik Stockholm'e. Kaç kişi gittik? 5 kişi gittik. Bir tanemizde 18.55 var. Birimizde 7200 var. Birimizde 12'den, hatta işte ne bileyim 12'den, hadi 12 yapalım, 300'e kadar var. Birinde de 8000 metreden 400 binime kadar var. En pahalı Sony. En pahalı Sony. Bak. Nikon, Canon, Sony var demiyorum arkadaşlar. Objektifi var diyorum. Tamam, onlar kenarda. Bak objektifi var. Çantasında geniş açısı, dar açısı olan ne yapıyor? Kazanıyor. 18-55 olan şu fotoğrafı çekiyor kızımız. Ama inşallah ileride iyi bir hukukçu olacak. Kendine ama kendine alacak. Sonra bunları çekiyor. Bunu çektikten sonra oturup bekliyor. Bizim çekmiyoruz. Bunu çekebiliyor mu? Çekemiyor. Halbuki iyi fotoğrafçı çekemiyor. Niye? Objektifi yok. Öbürü çok iyi fotoğrafçı değil ama çantasında işte 15 milimden 300'e kadar var. Hepsini çekiyor. Ha şöyle bir avantajı var bu işin. Diyelim ki ben oyum. Al diyorum. Sen çekebilirsin diyorum. Sana objektiflerini veriyorum. Canon'sa ama. Senin de Canon ya. Ama Nikon sana veremiyor. Sen Nikon'a veremiyorsun. Sony sana veremiyor. Sana veremiyorsun. Bayonetler değişik. Yani aynı kamera sistemi olanlar birbirinden objektif seçimi, objektif alışverişi yapabiliyorlar. Ama farklı markalar yapamıyorlar. O zaman şöyle bir şey rahatlıkla kurabiliriz. Diyelim ki bir evin içerisinde iki kardeş, karı koca ya da ne bileyim iki birey fotoğrafa uğraşıyor. İkisinin aynı makineden gitmesi en mantıklısı. Yani Sony ise Sony, Fuji ise Fuji, Canon ise Canon ikisini niye? Beraber objektif alışverişi yapabilmeleri için. Evet. Eşi dedikodu kısmı da arkadaşlar bir evde iki tane fotoğrafçının olması mutlaka savaş çıkartır arkadaşlar. Bunu da bilin. Hiçbir zaman karımı fotoğrafla bulaştırmadım. Böyle alıyor makineyi böyle bakıyor. Çok güzel. En güzeli. En güzeli. Şey gibi oldu. Karımla entelektüel olmak için. Ne canım? Nasıl? Karımla entelektüel olmak için. Hiç. Kenar. Sen işine ablacığım ben işime. Hiç.
Ayrılanlar var, ayrılanlar. Ben daha iyi fotoğrafçıyım. Dalga geçmiyorum. Bak vallahi billahi yemin ettim size. İki tane çift biliyorum. Hocam siz şöyle gövdelerle objektifler arasında hani bayonet değil, bağırtın. Doğru, bayonet yani, doğru. Hocam orada bir elektronik akım da mı var? Yani bu... Tabii var. Kendisinden ayar yaparak objektifi değiştirebiliyoruz. Tabii ki var. İzninizi alabilir miyim? Sanırım onunla onlar arasında bir ilişki kurulması gerekiyor. O ilişkiyi kuran da bak bu filmler. Evet. Otofokus, bilgi, ıvır zıvır. Değil mi? Hepsini bunlar gönderiyor karşıya. Bak orada da var. Bak gördün mü filmleri? Bunlar... İşte el yordamıyla mı yapılıyor? Yani aynen canım. Aynen canım. Hiç böyle bir şey yoktu. Pozometre bile yoktu. O zaman isteyen istediği markayı alabilirdi hocam. Alamıyorduk yine yavrum. O zaman da alamıyorduk canım. Sen merak. İthalat hesabı vardı. Paramız yoktu. 20 yaşında makineleri kullanıyorduk. Makine yapan var be kendine. Gülmeyin ya, var yapan var. Tahtadan makine yapan var kendine. Yo basit. Objektif ottan sonra kolay. Öbürü bir kasa. Öbürü bir kasa. Objektif önemli. Objektif yapamazsın evde. Objektif yapamazsın. Onun hesapları, kitapları. Hani deli birisi çıkar yapmaya kalkışı da yani rant bal değil. Hani evde otomobil yapanlar var, alıp otomobil işte yıllarca garajı var, alıyor parçalarını birleştiriyor falan. Var öyle çok çılgın tipler var. Evet. Arkadaşlar şimdi 400 milimle dikkat ederseniz, bakın göz yaklaşık 50 milime çok denk gelir. Göz aşağı yukarı buradan baktığınızda, karşıdaki herhalde katedral olsa gerek ya da işte böyle bir şey olsa gerek, bunun buradaki penceresine bu kadar bakabiliyor. Ama 400 milimle ne yapabiliyorsunuz? Tüm pencereyi kadrajlıyorsunuz. Düşünün ki binlik teleniz var. Pardon. Burada sigara içen adamın rahatlıkla portresini çekebiliyorsunuz. Bak bu uzaklıktan burada bir portre çekiyorsunuz. Hani diyorlar ya işte magazin fotoğrafçılığı. Hani onun kötü bir adı var. Paparazzi. Onun bir anlamı yok. İtalyanca hiçbir anlamı yok. Bir ses sanırım o. Bir kuşun sesi böyle bir şey olması lazım. Yalan olmasın da öyle bir şey. Ya yani paparazzi kelimesinin karşılığı yok. Öyle bir atılmış bir kelime. Öyle yapılıyor. Yani işte gizli çekim dediğimiz, magazinsel çekim dediğimiz işte biz denize giriyor, çekiyorsun o yolu. Artık adını nasıl koyarsan koy. Ona magazin fotoğrafçılığı diyorlar. Bu böyle oluyor. Bilginiz olsun. Bakın, hiç kamera geçiyor mu burada kamera markası? Odak uzaklığı. Yine bir tepedeyiz arkadaşlar. Benim de cebimde işte 12'den 400'e kadar objektif var. Benim setim bu. Bak 12'de çekiyorum, 14'te çekiyorum, 20, 24. Hepsi doğru bunlar. Önemli olan senin fotoğraftan beklentin ne? Beklentin bu evse, bu 4'ü çok iyi. Evle beraber. Oturduğu topografyaysa istediğini seç. Yok ben göğünlükle beraber tüm evi alacağım derse en baştakini seç. Ama size bu seçim hakkını ne veriyor? Cebinizdeki objektiften odak uzaklığı. Zenginlik yani. O zenginlik. Efendim canım. Hocam 12 milimetrelik bir perspektif bulduk mu? Tabii ki. Mecburen olacak. Tavsiye var mı mesela şunun altında çekmeyin diye? Öyle bir şey yok. Yok mu? Her türlü bozuk oluyor yani. Mecburen şöyle yani. Hiçbir şeyi bozmayacağım diyorsan 50 ile 100 arasındaki odak uzaklıklarında gezmelisin. Hiçbir şeyi bozmadan mesela reklam fotoğrafçılığı yani mesela bir buzdolabı 50 milimden çekilir. Tabii. Hiçbir şey olmaması lazım işte o rigid bir dikdörtgen bir malzeme var. Gözün gördüğü şekilde bir hanımın bir beyin beğenebilmesi için ama böyle yamuk olmamalı, konik olmamalı böyle yani düzgün olmalı. O da perspektifi düzgün bir objektifle çek. O da 50 milim, bir işte 80, 75, 65, o da uzaklıklarına çekebilirsin. Balık gözü diyorsun. Ya balık gözü zaten adı üzerinde balık gözü. Sen küresel bir yere oturtmak istiyorsun, her yeri görmek istiyorsun. Hepsinin bir özelliği var. Bak, sakın unutma. Bir artı bir eksidir fotoğrafta. Neyi elde ettin? Bütün geniş alanı ne yaptın? Gördün. Bu bir artı mı eksi mi? Eksisi de perspektif bozuldu. Geldin 50 ile çok güzel çektin perspektifi çok doğru.
Artı mı eksi mi? Perspektifi doğru. Artı mı eksi mi? Artı. Eksisi ne? Geniş değil. İş mekan fotoğrafçıları çok sıkıntı. Ne canım? İş mekan fotoğrafçıları bu konuda çok sıkıntı. Zaten bizim imdadımıza onlar yetişiyor zaten. 12, 14, 20 yetişiyor. Evet. Düzeltiriz. Her şeyi düzelt hocam. Merak etme. Yeter ki bütçesi olsun ama dediğin gibi yani her bir objektifin avantajı ve dezavantajı var. Önemli olan neyi istiyorsun? Bu evi mi, mekanı mı? Yani bütün o espası mı istiyorsun? Bütün o espassa, derinlikse o zaman baştaki. Hayır, evse bu. Ama o 400'de bir noise oluyor. Hayır, niye olsun? Hayır canım. ISO değişmiyor ki. Objektifin kalitesi iyiyse bir kere noise'in objektif kalitesi alakası yok. Şunu söylersen anlarım. Ya 400 tabii bu fotoğraflardan değil. Ya hocam senin 400'de bir netlik problemi var dersen onu tartışırız. Çünkü orada objektifin netlik kriterleri, netlik performansı her zaman önde ya da geridedir. Noise yoktur. Noise sensörle alakalı problem. Objektifle alakalı bir problem değil. Objektifle alakalı olan problemler koma kusuru, bölgesel netsizlikler, astigmatizm. Tamam, bunlar. Distortion'lar, bunlar. Yok. Distortion kenarda fıçı ya da yastık distortion dediğimiz şuradaki. Yani bu binayı biraz daha burada düşün. Bina düz değil de şöyle çıkar. O yastık distortion. Ya da böyle çıkar. O da fıçı distorsiyon. Anlatabiliyor muyum? O orada. Bunu hiçbir zaman... Şey olabiliyor ama değil mi? Herkesin dediği gibi yani çok uzaktaki çekilenler tutuyor. Yani bayağı bu uzaktan çekilenler biraz soğuk çıkıyor. Yok. Hiçbir şöyle bir şey yok hocam. Hocam bak, neye bağlı? Hayır hocam, anlatayım ben sana. Bir fotoğrafın problemsiz, rigid olması bir, ışıkla alakalı. Işık doğru yerden gelecek. Geldi mi? Geldi. Sen hele teleyle çalışıyorsan doğru bir enstantane arası edeceksin ki sallamayasın. Ya tripod ya da yüksek enstantane 250, 400, 500 gibi. Onu da anlatacağım. Daha var onlara. 3. Netlik. Ya gözüne güveneceksin, netliği sen yapacaksın. Jessica, ne bana yapacağım? Deli miyim ben? Dünya para verdi, netliği ona yaptıracaksın. Netliğin problemsiz. Kamera titremiyor. Işık doğru yerden. Obje atlamıyor, zıplamıyor. Nasıl kötü fotoğraf çekebilirsin? Yani sarhoş falan olman lazım. Hani basarken bir yağpalaman falan lazım. Ya da el melakelerin yetersiz olmalı. Anlatabiliyor muyum? Yani kendindeysen, bir sıkıntın yoksa, sinirsel bir rahatsızın yoksa, dediğim problemler de yoksa mümkün değil kötü fotoğraf çekmen. Bak ne diyorum? Tripod'tasın. Teleyi koydun. Doğru şatır ayarını ayarladın. Işık mükemmel yerden geliyor. Diyafram enstantane nefis. Netliğin nefis. Obje hareketsiz duruyor yerinde. Ya nasıl kötü fotoğraf çekebilirsin? Hani şöyle çekersin. Kompozisyonu kötü deriz. Pozlandırmayı az yapmasın deriz. Fazla bunlar ama netlik kriterleri oturur. Niye? Tripod'tasın. Otofokustasın. Shutter hesabın doğru. Nasıl titreteceksin kamerayı? Hava atmosferinden değil. Hayır canım ya. Ne uzan? Mars'ı mı çekiyoruz? Kurban olayım ya. Ya kuş uçuşu 1 kilometre ya. Kurban olayım abi. Sisli bir havada değiliz ki ya. Kuş uçuşu 1 metre. 1 kilometre orası. Ya şurası arkadaşlar. Ya Göynük burası ya. Ya çok yani çok uzakta arkadaşlar. 1 kilometre ya. Kuş uçuşu 1 kilometre. Evet. Odak uzaklığı her şey arkadaşlar. Zenginlik, buradaki zenginlik paha biçilmezdir. Gövdem standart bir gövde olsun. Tabii ki kötü olmasın. Ama her objektifim olsun. Dağda, bayırda, orada, burada beni üzmesin. Ah şöyle bir şey yok yani. Ah be ah. Bir 200'üm olsaydı ne çekerdim. Ah geniş açı. Böyle bir şey yok. Yani gezide böyle bir şey yok arkadaşlar. Gezi sizi... Ha peki nedir burada bana göre... size göre şey, hani başlangıç 12'den başlayacak, 300'de bitecek objektif serin. İşte 12-24, 24-85, 80-200, 80-300, 70-300 gibi böyle. 12'den başlayacak, 300'de bitecek. Kolay kolay ahlanıp vahlanmazsınız. Kuş, vahşi kedi çekmediğiniz sürece, hani vahşi doğa, binlendi falan, hani işte aslan, kaplan, olmaz onlarla yani tutup da
300'e aslan kaplan çekilmez. 1000-1500'e gideceksin oraya. Kuş 1000'le gideceksin. Anlatabiliyor muyum? Ama onun dışında işte Küba'ya geziye gideceğim. Örnekliyorum. İşte fiyortları çekeceğim Norveç'te. Fiyort, işte Hindistan'a gideceğim. Rajasthan'da işte tapınanlarım falan. Ne para? 12-300. Hiç pişman etmez. Aradaki 400'den 6 milim arasındaki farkları gördük. Netsizliğe bakmayın lütfen. Bunları net olarak kabul edin. Çünkü düşük çözünürlüklü fotoğraflar. Şimdi asıl mevzu şu. Arada sordular bana. Soru sormayın ama yine sordular bana. 18-300 dedi arkadaşımız. Çok dedi. Mühendisim benim. Çok dedi. Efektif gözüküyor dedi. 18-300. Gerçekten de öyle. Ama değil. Yani mümkün olduğu kadar arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar. Bakın buraya yazacağım. 1 artı 4 kuralını, 1 artı 3 kuralını, 1 artı 4, 1 artı 3 kuralını aşmayın. Ne demek bu arkadaşlar? Şu demek. Başlangıcı 12 arkadaşlar. 1 artı 4 derken en sonu kaç olabilir bunun en fazla? 3. Evet. Hani 12, 50, ne bileyim. 12.45 örnekliyorum. Böyle bir şey yok da hani kuralı göre sağlıyoruz. 70 ne olabilir? 70 ile başlıyor objektif. Ne olabilir? 4.27, 280 demek ki 70-300. Ne olabilir? 24 ile başlıyor. Çok güzel bir objektif bulduk. 24.105, 24.85. Değil mi? Aradaki kat farkı 4 katı geçmemesi gerekir. 18-300. 18-300. Kaç kat arkadaşlar? Çok kat. 20 kat, 15, 16 kat mı? 16 kat herhalde. 20, 200, değil mi? 15 kat. 15 kat. Peki ne olur? Problem ne? Hani 15 kat olunca ne oluyor? Çok cam oluyor. Cam sayısı artıyor. Evet. Uzunluğu önemli değil. O başka problem. Cam sayısı artınca kırılma indisleri sapmaya uğruyor. Sıfırdan sapmaya uğruyor. O da ne olarak geliyor bize? Netsizlik. Hani çekiyorsun lan net değil fotoğraf. Niye? Objektif kötü. Niye? Çok cam var. Peki niye yapmışlar 18? Yaparlar. Sen istedin. Onlar binlik, 2000'lik onlar. Onlar değil bak. Dediğim zoom objektiflerden bahsediyorum. Zoom'un başlangıcıyla son arasındaki kat farkı 4'ü geçmeyecek. O binlik tele abiciğim o. Binlik, single o. 1000, 1200, 1400. O sabit. Ben onları böyle binlik değil de işte 18'den 500 falan. Eskiden biz okulda okurken yasaktı zoom objektif almak. Bak 30 sene önce zoom objektifler vardı. Gösterilmezdi hocaya. Onu objektif olarak kabul etmiyor ki. Çöp diyor. Çöp. Çöp almışsın diyor. Bak bendeki objektifleri sayayım size. Bak hiç abartmıyorum ha. Bak 17, 24. Hepsi tek bunları. 28, 35, 50, 85, 135, 200. Tek tek. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane objektifim var benim. 8 objektif taşıyordum ben. Ben bilmiyor muydum 24-200 almayı? Mühendisim benim. Canım kardeşim benim. Şaka canım. Nereden bilecek? Peki, peki. Şimdi şunu sormanı beklerim ben senden. Tamam taşıdım bunu. Avantajın ne değil mi? Yani bence soru öyle olmalı. Tamam. Bu hamallığı yaptığın zamanda avantajınız neydi? Avantajım şuydu. 18-300'ün 50'siyle, 50'si var ya onun. Elisi bir fotoğraf çektim. Bir yıldız. Bu 50'yi aldım. Bu 50 ile çektim. Abartısız söylüyorum arkadaşlar. Aha da böyle. Çıtır çıtır. Sakal diplerimi ve tek tek ayırıyorsun. Birinci kıl dibi, ikinci kıl dibi, üçüncü dibi. Öbüründe burası böyle yumuşak bir doku olarak çıkıyor. Öbüründe kaşlarını sayıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çünkü tertemiz bir cam, hasarsız. Çıtır çıtır. Aran o zaten. Kılçık diyorlar ona. Kılçık gibi fotoğraf. Kılçık gibi fotoğraf diyorlar ona. Evet. Olay bu arkadaşlar. Hocam. Efendim. 17
24, 28, 35'e yazdınız mı? Yazdım. Onların başındaki rakamlar ne? Milimetre. Hayır, o değil. Mesela 17 kaç? 24 kaç? Sence 17. Sence 17. Yanımda ne var? Ha pardon, bunları mı diyorsunuz? Sadece single 17, zoom'un değil, 17 milimetre. Örnekliyorum, 165 derece. İşte ne bileyim, 44 derece. O kadar. Bakıyorsun, ha diyorsun bunların etrafı alamadım, 50'yi çıkartayım, 35'i takayım. 35 çıkartıyorsun, 28 takıyorsun. Ama zoom'da nasıl? Çıkartmıyorsun, döndürüyorsun. Çok güzel, döndürüyorsun. Ama ayıramıyorsun kıl diplerini. Çıkartarak yapıyorsun, tek tek sayıyorsun. Aradaki avantaj bu. Tabii bunda bel fıtığı oluyorsun. Benim dönemimden beli kaymayan benim. Bütün samimiyetle, çünkü hamallıktan geldiğim için nasıl taşıyacağımı biliyorum. Ben 15 sene işçilik yaptım, malzeme taşıdım. Nasıl taşıyacağımı bildiğim için benim belim kaymadı ama bütün arkadaşlarım bel fıtığı. Niye? Burada arkadaşlar 6,5-7 kilo var. 6,5-7 kilo az buz değil arkadaşlar. Pazardan gelirken eve düşürün kendinizi. 2 kilo meyve alıyorsunuz, böyle kalıyorsunuz. Bir de bunu sırtınızda 8-9 saat boyunca, bir de haber fotoğrafçılığı yaptığınızı düşünün. Bir de bunun yanında piller var. Flaşlar var. İkinci gövde var. Tripod yok. Haber fotoğrafçı tripod kullanılmaz. İkinci gövde var. Birisi dia, öbürü siyah, beyaz ve renkli balap bulan. 10 kilo. Hiçbirisi sıfır değildi. Hayır. Bak. Zoomlayınca bozuluyor dediniz ya. Bak şu SSC'ydi bak. İzleyenler de internetten girip bakarlar. Dünyanın en iyi objektiflerinden birisidir bu. 17 SSC. Bilezikli, bilezikli. Canon diye geçer. Bugün olsun, bugün kullanırım. Yok, üretilmiyor bak. Yani öyle bir objektif ki bunların her biri, takoz diye arabanın arkasına koy. Abartmıyorum vallahi billahi yani. Takoz çünkü... Gövde öyle bir gövde. Pirinç gövde. Yani düşüyor, takır 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 devam ediyor. Alıyorsun, takıyorsun, devam ediyorsun. Yani ondan pirinç bunların hepsi. Gövde hepsi pirinç. Camlar cam gibi. Hocam, efendim? Ben de kullandığınızı örnek verir misin? Her yerde. Ödev çekerken, reklam çekerken. Yani şey, mesela 17 ile 200'ün farkını anlamadım. Ablacığım anlattık ya burada. Bak burası işte canım. He canım? Aynısı zaten. Onu anlatıyorum. Aynısı. Geniş istiyorum. Genişi tak. Dar istiyorum. Dar tak. Pencereyi çekeceğim. Darı tak. Her yeri çekeceğim. Genişi tak. Evet. Peki. Diğerleri neler? İşte bunları anlatacağım. Internal fokus. 1+4. Gövdesi metal olacak. Bak bir şey göstereceğim size. Herkes kendi objektifini çıkarsın. Hocam kusura bakma. Önde olan yanıyor. Burası ne arkadaşlar? Metal mi? Bakalit mi? Kendinizi çıkarın bakalım. Bakalit mi burası? Aşk olsun. Bakalit mi burası? Yapmayın ya. Bak bakalit. Bak bakalit. Bak bakalit. Alt segment. Neresi hocam? Orası bak, görüyorsun. Evet, bakayım. Bakayım ablacığım. Bakalit. Bakalit. Düşürme bakalit. Bir şey olmaz, yerde alı var. Bakalit. Bakalit, bakalit, bakalit. Bakalit. Arkadaşlar, bayonet mutlaka metal olacak. Metal. Bak, iyi objektif. Metal. Anlamadım. Bu işte ablam. Tamam. Hocam özür dilerim ya, kusura bakmayın. Bak. Evet. Tamam. Demir metal. Evet. Metal olacak arkadaşlar, metal. Tamam mı? Hocam sağlamlığına mı etkisi var? Her şeyin etkisi var. Bir kere yapının, yani o foundation'ın, temelin sağlam olduğunu gösteriyor. Hiçbir firma bu foundation üzerine kötü objektif yapmaz. Foundation'ı bir kere şunu diyor, yani bismillah ben bu işe iyi başladım kardeşim. Seni kazıklamayacağım, sana güzel bir şey vereceğim diyor. Temeli bu, temel. Bayonetin, yani inşaatın ana konstrüksiyonu sana metalden başlıyor. Bu iyiye işaret.
Yani tünel kalıp yapıyor adam sana. Diyorsun ki tamam bu adam güzel başlıyor. Yukarıya güzel çıkacak. E, tünel kalıpla başlıyor adam. Öbürü de tuğla örüyor. Tamam. 1+4'ü anlattık. İnternal fokus. Bunu geçelim. Bu bayağı uzun bir şey. Yani da uzundan kastım şu. Çok pahalı objektifler bunlar. Bunu en son slide'da anlatacağım. VR, OS, IS, VC titreşim önleme. Mümkünse fotoğraf makinenizin markasında olsun. Canon'sa Canon, Nikon'sa Nikon, Fuji'se Fuji, Sony'se Sony. Şaşmayın. Öndeki ışığı kapat yavrum. Canım, ışıkçı. Zaten başka takmak mümkün mü? Oluyor. Var. Yan sanayi objektifler var. Hiçbir tanesine kötü demiyorum. Ama eğer objektif ve gövdeyi elinizden çabuk çıkartmak istiyorsanız takım haline göndermenizde fayda var ki öyle alınır. Az cam elemandan oluşsun sevgili mühendisim. Az cam eleman. Ha! Hiç sormadınız ki. Bu niye çıtır çıtır 17, 24, 28? Girin bunların speslerine 4 cam, 6 cam, 5 cam vardır. 8 camı geçmez. Niye? E tek, single, zoom değil ki. Az cam olduğu için ne oluyor görüntü kalitesi? Mükemmel. Öbüründe 18 tane, 20 tane cam var. Ya düşünün bakın gözlük takıyorum ben. Bir tane gözlüğüm var. İkinci gözlüğü takın. Sıkıntı oluşmaya başlar. Düzeltiyor tabii ki onu. İkinci camı takınca kırılma indeksini hesaplıyorlar. Ama abiciğim ne kadar objektif o kadar problem. Koması, küreselliği, astigmatizmi, distortion'ı. Bir nerede derken öbürü ortaya çıkıyor, öbürünü öbürüne kapatıyor falan. İş uzuyor. Sokakta, yani sokağa çıkarken o Kadıköy Balık Pazarı dediniz ya, hangisini tercih ediyorsunuz siz? 14-15 nefistir. Tabii. Öyle bir adamı görünce tamam diyorsun, bu adam işi biliyor. Ama 70-100'ü görünce gönder gitsin, 2-8'de havasını atsın, bana ne? Ne çekebilir? Balığın gözünü mü çekecek oradan? Evet. Geniş açı objektiflerde küp bu. Gördüğünüz gibi distortion nasıl görüyor musunuz? Düzgün malzemeleri dahi ne yapıyor arkadaşlar? Bakın bozuyor. Hop. Ay, özür dilerim. Yok yok kablo ben değil. Kabloya bir şey olmasın diye. Ekranda kırmızı çıkmıyor. Bakın görüyor musunuz? Yani yapmaya kalkışın şu armatürü yapamazsınız. Ama ne yaptı? Şey... söyleyin. Perspektifi bozdu. Ops. 12 bin metre. Evet. 10, 12, 8, 6 hepsi bunlar balık gözü. O tam yuvarlak o. Bunları super wide angle diyorlar. Efendim? Seka. Bilmem. Ne istiyorsun o önemli. Bu kötü fotoğraf değil ki. Ben açının etkisini gösteriyor. E bundan çekerdim ben de. Ne yap? Her tarafı almak istiyor çocuk. Çocuk her tarafı almak istiyor. Ama armatürü almazdım. Armatür ne? Kim sordu? Armatür. Elektrik cihazları. Yani elektrik aydınlatma cihazları. Bu tribe ya da bu yapı böyle mi? Şimdi doğru mu? Yanlış. Bak bunu ben çektim. Bu bir silindir. Yani bir üniversitenin, Kıbrıs'ta bir üniversitenin kültür sarayının pencereleri. Cam tuğla diyorlar buna. Böyle yuvarlak burası böyle. Bak nasıl çıkmış. Çok bozulmamış. Nasıl? Çok bozulmamış. Yapma abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim abi. Yukarıda görmüyor musun? Kule olmuş. Bunlar böyle mi? Mecidiyeköy'ün önden geçiyorsunuz. Böyle mi bunlar? Tatlı overs. Böyle kafa kafaya vermişler, dertleşiyorlar mı bunlar? Biz niye boşuz ya? 25 yıldır bir tane kiracı bulamadık mı diyorlar? Yok. Ben yapıyorum, benim hatam. Ama böyle seviyor, bak onu söyleyeyim. İşverenler... 24 mi? Ne canım? Önceki 24. 24, yakınlaştığım için. Peki bu neyle çekilmeliydi? Uzaktan, uzaktan... o Vestel'in binası vardı ya, neydi o? İçinde gösteri merkezi var bunun karşısında. Zorlu'nun ortasına çıkıp oradan bir 50 milim çiçek gibi olur. Böyle dümdüz yere paralel olurdu. Ama aşağıdan almak istiyorum. İşte zaten böyle seviyorsunuz ya, biz öyle yapıyoruz zaten. Doğrusu değil. Ne canım? Böyle seviyor işveren de
Evet, aynen öyle canım. Mimar mı böyle seviyor? Mimarı, işvereni, bunlar cam işe çekildi. Şey işte bir firma bu Türkiye'de, bu Gökdelen camlarını yapan. Böyle istiyorlar. Böyle daha etkili hocam diyorlar. İyi diyorum, böyle daha etkili olsun. Psikolojik. Evet. Ödek bakışı. Hocam bu güzel mi? Uzay perspektifi. 3 noktalı perspektif. Uzay perspektifi bu. Yani uzayda birleşiyor her iki taraf. Evet. Dar yerlerde kurtarıyor. Ama tabii ki boyutları bozuyor. Görüş açısı değişik olunca insan hafızasında farklı etkiler bırakıyor. Normali bu. Bak, geniş açıdan normal fotoğraf çekersin kardeşim. Uzaklaş, düz dur, çekersin. Ama dibine gidersen ablam, yam olur. Bak, doğrusu bu işte. Tamam. Güzel. Bunu göstermiştim işte. Distortion yapar, yakındakini büyük gösterir falan filan. Bak ne oldu? Sınıf geriye doğru ne oldu? Küçüldü. Bak adamın bu eline bakın. Bana yakın eline bakın. Bir de kenara yakın. Çok kötü bir şey bu. Bak bir de bu eline bakın. Bu el ne kadar nazik, narin. Bu el ne kadar kaba duruyor. Niye? Geniş açı. Adam arkadaki değirmenden daha büyük ya da onun kadar gözüküyor. Değirmen bu adamın 50 katı. Yani yanına gitsin, şurasında kalır. Bak şurasında kalır. Merdivenden anlıyor zaten. Adam şurada kalır başı. Ama bak nasıl gözüküyor, değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Yanlara doğru mu genişleme yapıyor bu? Yoksa... Dik tutarsan aşağı yukarıya, yan tutarsan iki yana. Kadrajı nasıl tuttuğuna bağlı. Adam kapı kadar gözüküyor. Halbuki kapı adamdan 4 kat daha büyük. Bak adamın elini görüyor musunuz? Kafası kadar çıkmış burada. Niye? Kenarlarda kalmış. Bak bu sepetle o sepet aynı sepet. Arada 1 metre var. 1 metre var. Şu kadar var. Bak nasıl çıkmış. Abartılı. Aa, millet seviyor bunu. Böyle yapınca bayılıyor millet. Evet. Ha? Bir de kontrast yapıyorlar. Aha, millet bayılıyor. Bak tavuk evden daha büyük. Tavuk evden daha büyük. Şey gibi, rüya gibi, gerçek dışı, sanal, soyut. Tek fenin. Böyle şey kafası evet. İyi, birisinin görüşü gibi. Kağıt gibi şey olmuş. Ya etkili olabilir ama doğru mimari fotoğraflar değil. Şimdi tabii burada şu mesele var. Bu şey camisi ya. Ortaköy camisi. Adı Ortaköy camisi yanlış aslında. Onun güzel bir adı var. Bir şey Paşa Camii. Mecidiye Camii yok. Küçük Mecidiye. Küçük Mecidiye. Ha, güzel. Biz uydurmuşuz Ortaköy Camii diye. Şimdi tabii tek bir karede burayı düz alamazsınız. Dik kadrajda 3-4 tane çekerek panoramik yapmak mantıklıdır. Ama İşte etkili bir fotoğraf, işte ne bileyim işte sağ tarafa namaz kılan birini almış falan, bir denge yapmış falan. Zemini düzeltmek için kamerayı yukarı kaldırmak gerekir. Bu sefer de adamın bacaklarını kesersiniz. Olabilir. Olabilir. Bakın, bu da benim, öbür düz fotoğraf da Efes de benim. Eğer geniş açıyla dahi düzgün fotoğraf çekmek istiyorsanız başarabilirsiniz. Dibine girmeyeceksin. Hafif uzaklaşacaksın. Kameran düz olacak. Bitti, bu kadar. Evet. Tertemiz olursunuz yani. Yere senin filmin 90 derece açı yapacak. Böyle bakmayacaksın. Şöyle duracak kamera. Bak, bak elime bak. Sensör böyle duracak. Yere böyle duracak. Sensör öbüründe böyle duruyor. Tamam mı? Aynen öyle. Yukarı çevir hocam. Yukarı çevir. Öyle bakmayacak. Aynen öyle. Tamam. Evet, teleobjektif. Perspektifi en doğru olan objektiftir. Neden? Neden? O ne? İzniniz alabilir miyim? Tabii. Titreşimli, kıpırışımlı. Şimdi canlarım.
Bakın şimdi dikkat edin. Geniş açıdan bir fotoğraf çekiyorum. Şurada bir bina var. Kamerayı çevirdim. Doğru mu? Demin de böyle fotoğraflar gördünüz. Dibine geldim. Mecburen kameramı çevirdim. Doğru mu? Güzel. Şimdi geniş açı yok. Teleobjektif taktım. Gösterdik ya demin ablacığım. 200 milim, 180 milim, 150 milim. Heh. Şimdi uzaklaştım yapıdan. 10 metre değilim. En az 200 metre uzaklaştım yapıdan. Yine böyle mi bakarsınız? Böyle mi bakarsınız? Heh. Öyle bakınca her şey düzeliyor işte. Teleobjektifte zaten o. Al işte hocam. Latincesi bu. Latincem yok ha. Sallamıyorum ama. Teleos. Uzak, ırak anlamına geliyor. Latince. Şimdi bakalım beraber. Bakın. Her şey düz. Fakat bir problem var burada da. Aynı yerdeymiş. Her şey düz. Ha, neler yakın? Ya. Teleobjektif ne yapıyor? Planları yaklaştırıyor birbirine. Bak. Arkada 20'ler çektiğim şey nerede? Bak burada nerede? Geri geldim. Arkada otelle bu otel arasında kuş uçuşu en az 400-500 metre var. Sanki para palasın üzerine 4 kat kaçak çıkmışsınız gibi gözüküyor. Ama kaldırsa yapacaklar da. Ha canım. Hocam bu tereyle çekilen bir fotoğraflar insanlar daha profesyonel yolunu tam anlayamasalar da. Yok. Bunu nasıl kullanabilirsiniz? Şöyle kullanabilirsiniz. Şimdi diyelim ki bir proje yapıyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz? Şimdi semt adı vermeyelim. Yani orta halli bir yerde çok lüks bir konut yapıyorsunuz. İşveren diyor ki ya burayı güzel gösterin diyor. O zaman ne yapıyoruz biz? Geniş açıdan çekiyoruz. Objeler yakında çok görkemli oluyor. Arkada o coğrafyanın kötü evleri nerede kalıyor? Uzakta. Uzakta kalıyor. Aferin. Uzakta kalıyor. İkinci projeye geldik. Adamın yine iyi bir projesi var. İyi ya da kötü bir yer fark etmez. Arkada da iyi bir proje var. Diyor ki ya ona diyor biraz yakınlaştır da beni diyor. Ona yakın olduğumu gösterin diyor. Neyle yapıyoruz? İşin üç kağıdı bu. Bildiğin üç kağıt ama. Ne canım? Güzel üç kağıt yani. Işin, yani... Böyle hayat, hayat böyle. Şimdi hanımlar çok üzülecekler de çok sevinecekler bilmiyorum. Bir bakıyorlar ki yani herkesi bütün özellikle genç kızlarımızı müthiş bir şeye sokuyor bu. Nasıl söyleyelim? Moral bozukluğuna. Fit. Ne fiti? Bildiğin mermer. Sen onun ön çekimini bir gör. Nelerin temizlendiğini gör. Metroya yakın olması için. Anlatabiliyor muyum? Şimdi her şey algı. Ya adam kel bana saç ekmeye kalkışıyor. Adam gözlüklü akıllı lens takalım size diyor. E diyorum kendine yapsana ilk önce bir göreyim. Şimdi anladın mı hocam olayı? Her şey pazarlama. Yersen yiyorsun. Yemezsen yemiyorsun. Burada yapmam gereken ne? Gidip o semte gitmek. Pazardan elma almıyorsun ki hocam. Oradalıken bile seçiyorsun. Buraya gideceksin bakacaksın. Nereye yakın? Ha orada. Çocuğu burada yetiştirebilir miyim? Oradan bir problem gelir mi? Metro yakın mı? Kız inerse kurstan gelebilmek için beni ille çağırır mı metroya? Arabayla mı gideyim, yürüyerek mi gideyim? Bunların hepsini sosyal matematik diyorum ben buna. Halis'te mesela bir proje var, satılıyor ama Halis'ten uzak. Şimdi projenin adını hatırlamıyorum da. Uzak. Ben yani. Brooklyn diye, ben Brooklyn diye proje biliyorum ya. 7000 kilometre. Devam edelim. Hocam ha. Bir fotoğrafı açabilir misin? Çektim. Telif hakkı vardı ama onun. Aa, ne yapacağız yani şimdi? Telif hakkı vardı ama onun. Yok be yavru çek çek benim hepsi onların. Şimdi bakın tele nerede kullanılır? İşin tabii şaka tarafı, üç kağıt tarafı. Tele özellikle filmlerde patlama sahnelerinde aktörü ya da aktörleri, aktrisleri korumak için yapılır. Ve sahneyi biraz daha görkemli gösterir. Örnek. Bakın geniş açıda yer belli. Yapraklardan görebilirsiniz. Kimseyi oynatmıyorum. Adam duruyor yerinde. Mesafe yaklaşık olarak 7-6 metre.
arkadaki oyun parkını gördünüz. Eğer burada bir patlama sahnesi yapsam ben, etkisi bu kadar olacak. Bak aynı mesafe, arkada bir patlama sahnesi yaptım, nasıl gözüküyor? Hani bazı filmler vardır ya, şöyle yapar hani, basar ver işte, yürür arkadan böyle patlar matlar hani. O 150 metre ötede arkadaşlar, dibinde değil yani. Onu tel ile çekiyor, sıkı mı bu adama bir şey olsun, yansın bansın, oyalar adamı. O Motor Golden Mayer'in kapısına kilit vurursun, bütün şeyini ödersin oraya. Orada sendika var çünkü. Hakkını koruyor adamı, yandı diyor, benim aktörüm yandı. Kolu yansın, para ister senden. Nasıl çekiyor adam onu? Patlamadan, adamdan 150, 200, 300 metre etkilemeyecek bir yere koyuyor. Sen buradan diyor, yürüyerek geleceksin, işte elini buna patlat diyor. Uzaktan tele çekince manyak görkem, iki şey elde ediyor. Bir, görkemli bir sahne. İki, oyuncusunu koruyor. Anladık mı? Bütün o kavga dövüş sahnelerinde vuruyor yani. Vurmuyor. Yandan geçiyor ama sen onu vurdu sanıyorsun. Niye? Teleyle. Ona uzaktan girdiği için. Bu Rocky'nin ring sahnelerinin arkasını izleyin, yerlere yatarsınız. Tabii. Yok, bu görüntü yönetmenliği işte. Bunda bu şekilde yapılan bir şey. Evet. Ama çok keyifli bir objektif grubudur. Neden? Geniş açıda izin istemek zorundasın. Geldim balık pazarına, çekebilir miyim falan. Çektirmiyorum der. Böyle bir şey var mı uzaktan? Yok. Adam bana binayı çektirmiyordu. Yasak dedi. Niye dedim yasak? Genel müdür söyledi. Dedim gel beraber çıkalım genel müdür. Niye yasakmış? Yani ortada lan, sokağın ortasında gibi şeyi çekiyorum yani. Hani sana ne, içeriye girmiyorum ki. Niye çektirmiyorlar? Çünkü hakkını arasana. Nasıl canım? Sen de valinin konağını çekme yani. Kusura bakma, ben ama diğer konakları çekebilirsin. Tabii ki güvenlik gerekçesi seni çektirmez. O devletin memuru var. Ama sen götürüp tabi çekebilirsin. Hani kimse, yani önünde bir engel yoksa, engelden kasıt uyaran, eden, tabela dinleyen de her yer senin. İçeri giremezsin. Ya konuksun içini çekmiyorum. Hani cepheyi çekmek istiyorum. Olsun, sakıncalı. Kentin en yetkili memuru. Her şey olabilir. Ama sen git onun yanındaki binayı çek. Kim engelleyebilir beni? Değil mi? Yani bunlar çok tatlı. İzin istersin. Bak ne kadar güzel. Bak netlik buraya yaptık. Adam flu. Bak bu tip atraksiyonları yapabilirsin. Bu neydi ya? Dur, Sevda Tepesi değildir. Şeydi bu. Otah Tepe. Ne canım? Netlik ortada, her yerde netlik gelmiş diyaframla beraber. Nasıl? Benzer mi? Benzer netlikte sanki. Her taraf net gibi. Çünkü çok uzağım. Bir de diyaframım kısık. Ha canım. Gelelim. Hocam bunu tam 200 metreden çekiyorsun. 50 ile 100 arasında o kadar bir mesafeden nasıl fokus yapıyor yani? Şey, bulanık arka tarafı bulanıklaştırıyor. Çünkü o noktacıklardan o etkin olanı ele getiriyorum. Ne yapıyor? Bu düzlemi netliyor. Bu düzlemin arkası flu oluyor. Çok yakın ama. Olsun, diyaframım açık. Abicim bu üç kağıtları yapmıyor muyduk? Arkasını istemiyorsam diyafram açmıyor muyduk hocam? Önümüzdeki hafta yapacağız alıştırmalarını ama. Ha, sen yoktun diyafram kısmında. Ama ben hani bu kadar yakından, hani birazcık daha uzakları okusardım. Hiç gerek yok. Bak uzaklığım şu kadar. Beni çekimin değil de şu kadar yani. Uzaklığım bu kadar. Kullandım. 100 binim objektif. Bu kadarcık. 2 metre sana uzaklıktayım. Aynen. Orası da 35 santim. Hocam sen ne oradan orası diyorsun? Bak adam gözüne netliyorsun. Bak gözüne, kulağa flu çıkıyor. Kulağa. Dikkat etmezsen. 300'den 400'den bak göze netlik yapıyorsun. Bak şu kadar. 7 santim. Kulağa flu çıkıyor. Saçın topuz olduğunu düşün. Topuzun ucu flu çıkıyor. O ne ki? Çeke çeke. Çekmeden oturmaz kafada. O zaman spot nokta, netleme noktası değil de geniş olanı seçeceğiz herhalde. Niye? Hayır. Netliği buraya yaptım. Hayır net. Ha tabii ki. Netliği buraya yapacaksın. Dik kadrajı şuradaki noktalardan birini seçeceksin. O burayı netleyecek. Diyaframın da açıklığı olacak. 3.5, 4, 2, 8, 5.6 neyse. Arka taraf flu. Çekimde yapalım bunları. Aklınıza gelen şeyler yazın. Bunu çekimde soracağım hocam, çekimde soracağım hocaya diye. Öbür türlü hep böyle lay lay lom geziyoruz. Gezmeyelim. Tek tek görün bunları.
Çünkü ben sanıyorum ki beceriyorsunuz. Onun için sormuyorsunuz bana. Uzaktan. Bu şeyden anlayabiliyor musun mesela? 100 milimetre ya, buradan uzaklık mesafesini anlayabiliyor musun? Ben anlarım da sana daha çok zaman var hocam. Yok yani bunu yanlış anlama. Bunu aşağıdan şey söylemiyorum. Artık ben alıştım. Eksifi falan en fazla 5 milimetre hata yaparım ben. Niye? Çünkü arkadaki perspektif değişiklikleri görüyorum. Hocam bu alışkanlıkla alakalı bir şey. Yanlış anlama lütfen. Ne iş yapıyorsunuz? Öğretmenim. Güzel. Ne öğretmeni? Tasarım. Grafik tasarım hani? İç mekan. İç mekan. Ben nasıl senin programlarını beceremezsem? Böyle sen diyorsun ya hocam bir dakika tıpık yaparsın. Yani bu alışkanlıkla alakalı bir şey. O senin el alışkanlığı. AutoCAD mi kullanıyorsunuz? Ya da benzer programlar. Bak 12'yi kullanıyordum. Yarışırım sen 12'de. Evet. Kıza işte çiçek satmaya çalışıyor çocuğa, kıza verecek. Ben uzaktan oturmuşum, bacaklamasını almışım, teleyi dayamışım. Çocukları biliyor zaten böyle hani bir şeyler olacak o da. Roman kadın geliyor, kakalayacak sana onu. Kız kardeşin de olsa, kızın da olsa kakalayacak sana onu. Al kıza bir senete diye, orada bekliyorum, akorttayım. İkinci hareketle çocuğun aldığı hareket, elinden alıp kıza verdiği hareketler. Heh! Telenin özelliği nedir? Safları sıklaştırır. Bak bu çocukların arasında birer metre var. Yani şuradan buraya kadar var. Ama nasıl gözüküyor şu an? Bir kedi geçemeyecekmiş gibi gözüküyor değil mi? Bu ne yapıyor? Tele yapıyor. Peki nerede kullanıyoruz biz bunu filmlerde? Hayır. Savaş sahnelerinde. Az oyuncuyla. Oyuncuları serpiştiriyoruz. 6-7 metre mesafe. Çünkü paramız yok. Kostüm, mostüm hepsi yiyecek. Bak bir tane adam koyman demen kostüm, miğfer, kılıç, yemek, sigorta. Ha, gördün mü bak? 5 kalem. Bir de servisi var 6 kalem. Ne yapıyoruz? Aralardaki mesafeleri artırıyoruz, teleyle giriyoruz. Yan yana koşuyor adammış gibi görüyorsunuz. Burada bu var. Evet. Uzaktan korktuğumuz şeyleri teleyle. Bizden korkanları, bizden bu değil de. Bizden korkanları yine teleyle. Bir özel şirkette böyle bir seminer veriyorum. İşte bu tip bir fotoğraf çıktı. Dedim hocam hani gittiniz mi? Hiç dedim hiç gitmedim. Gitmek ister miydiniz? Ya ilgimi çekmiyor. Hani vahşi kedi. Vahşi kedi. Bak yukarıdan canlı yayından izliyorlar bizi. Mecliye Cami diyor. Bak Muzaffer Bey sağ ol. Canım benim ya. Ya vahşi kedi falan bunlar benim çok ilginç ama hani birisi yanlış anlama lütfen. Hani misafir etse giderim. Niye gitmeyeyim yani? Giderim bir de öyle coğrafyayı görürüm. Orada birisi anlattı. Eşi çocuğu kendisi gideceklermiş. Tabii çocuğu götürüp götürmemekte şeyler. Tereddüte düşmüşler. Mail atmış. Oradaki ne diyelim biz ona? Organizatör. Organizatör işte ne bileyim onlara beraber gidecek olan. Demiş ki yani hiçbir şey olmaz. Önemli olan benim kadilerime, kurallarıma dikkat etme. Olay şuymuş arkadaşlar. Jeep, bipin içerisinde sizi görüyor ya. Siz o, affedersiniz, büyük bir hayvan gibi görüyor. Ve diyor ki, ya ben bunu yapamam. Ve uzakta bekliyor sizi. Ama siz jeepten ya da kamyondan indiğinizde o sizi parçalanmış küçük bir parça olarak görüyor ve saldırıyor. Olay buymuş. Şey demiş, yani işte bana dikkat ederseniz benim kadilerime inmeyin, inme. Çık, çık. Tamam mı? İş olmaz ama dikkat etmezseniz, geçen de demiş olmuş bir Japon'a, Japon gitmiş yanından çekmeye çalışmış demiş. Öğle yemeği oldu. Tabii yani. Öyle yani. Sizi büyük bir hayvan gibi görüyor. Yenemeyeceğini biliyor, yaklaşmıyor. Ama siz o parçadan koptuğunuzda, nasıl görüyorsa artık onun gözü, sizi artık yiyebileceğini hissederek... Teleperspektifte görüyorsunuz. Evet. Çok güzel hayvanlar ya. Ya kediler alami yoktur ama bunları böyle hani görmek bunlar hoş bir şey ama dediğin gibi ya çok ilgimi çekmiyor efendim. Benim çok ilgimi çekti. Ben o zaman aklınızda olsun bu tip yerlere gittiğinizde 1200-1400 gibi odak uzaklıklarını kiralayabiliyorsunuz. Almıyorsunuz, kiralıyorsunuz. O turizm şirketi size onu kiralıyor efendim. Beylikdüzü'nde 4 tane şeyden konteynerden çıkıp kaçmışlar artık Türkiye'de böyle. Harika. Yani şu an gidebiliriz yani. Vallahi aslında şaka değil. Bugünlerde mi? 4 gün önce gördüm. Çok. Çok güzel arkadaşlar ona göre yani. Teleyle çekiyoruz. Denk gelirseniz teleyle çekin. Ve birleşin. Yan yana birleşin. Bölünmeyin. Evet.
Evet, uzaktan ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizden kaçanları da uzaktan çekiyoruz. Kuş fotoğrafçılığı çok zevkli. Mesela kuşu gitmek isterdim. Telem olsaydı, çünkü çok arkadaşım var, gidiyorlar. Bir de masrafı yok yani. İşte buradan nereye gidiyorsunuz? İşte Manyas'a gidiyorsunuz. İşte buradan ne bileyim işte Balıkesir'e gidiyorsunuz. Örnekliyorum bunları. Ne olacak yani? O daha makul, mantıklı. Ama tabii burada da binlik TL'ye gitmeniz gerek. Böyle 73'e falan giderseniz gülüyorlarmış. Falan. Acemiye bak, 73'e geldi falan diye. Çünkü büyük kadrajda minnacık kalıyor o kuş. Önemli olan kadrajda büyük olması. Aynen bu şekilde olduğu gibi. Ha bu arada bu fotoğraf çok ünlü fotoğraf. Yani şuradan dolayı. Ben bunun gibi çekemem hocam diyor. Neden diyor. Demin anlattım bunu. Adamda 18.55 var. Kuş 700 metreden uçuyor. Tabii ki o pire gibi çıkacak kadrajın içerisinde. Yapmanız gereken bir 300 binim almak. Bu sefer de siz bizi diyor pazarlamak için mi kurs yapıyor? Lan ne pazarlaması? Sen tele objektif almışsan bunun amacı nedir? Değişik oda uzaklıklarını kullanarak istemiş olduğum tarzda fotoğraflar çekeceksin demektir. Amacı bu zaten. Tele objektif takabiliyorsun, genç tak. Şimdi makroyu göstereceğim, makro takıyorsun. Evet. Moda fotoğrafları neden çekiliyor? Arkayı yok ederek size pantolonu gösteriyor, ayakkabıyı gösteriyor, gömleği gösteriyor, bla bla. Elbiseyi gösteriyor, ne bileyim işte kemeri gösteriyor, arkayı göstermiyor. Niye? Direkt ona odaklan diye. Evet, şimdi de telekonvertörler var. Nedir telekonvertör? Aslında ekler kısmında göstereceğiz ama burada böyle pıt diye göstereyim. Şimdi bende 7300'e kadar var. Ama bazen böyle 600'lük, 500'lük böyle şeyler çıkıyor. Lan diyor, ah diyorum bir yaklaşsam şuraya falan. Ama izin vermiyor 300 milim yaklaşmaya. Ne yapıyor? Arz harekete geçiyor. Ya diyor adamın diyor cebinde çok büyük parası yok. Büyük teleobjektif de alıp taşımak da istemiyor. Ben buna da küçük bir aparat yapayım. Ek yapsın. Bu zevkini yaşasın. Ne yapıyor bana? Araya bir konvertör, çevirici koyuyor. Objektifle gövde arasına. Bak üzerinde yazıyor 2x. Ne demek bu? Eğer bunu öne koyarsam ne yapar bu arkadaşlar 2x? 140'a 600 olur. 100-200'ün önüne koyarsan 200'e 400 olur. Birdenbire ne yapıyorsun? Odak uzaklığın küçücük bir aparatla değişiyor. Evet. Mesela görüntü bu. Ben sadece minareleri almak istiyorum. Ama bu kadar yaklaşabiliyorum. Konvertörü bir takıyorum. Pırt! Yanıma geliyor. Peki burada soracak olan soru şu. 200-400'ün 400'e çekmem mi? 600'ün 400-600 olduğunu kabul edin. 600'e çekip kenara koyduğumda, bir de bununla çekip kenara koyduğumda ikisi aynı mı? Değil. Bunun görüntü kalitesi düşük. Ama sana o tadı aldırıyor. Hani işte çektin mi çektin. Az para verdim. Harika. Bir de taşımadın hocam. Para değil. Bak kanyondan giriyoruz hocam. Bir elma bir su. 7-8 kilometre yürüyorsun. Az buz değil arkadaşlar. Yani düz asfaltta yürümek değil. Herhangi bir kanyon. Kanyona girdin. Çiçek işte dediler ki buradaki bitki örtüsü işte makroya çok yakın. İşte haber aldın. Arkadaşların girmişler. Eskiden Google yoktu ki arkadaşlar vardı. Tabii arkadaşlar söylüyorlardı. Su uçtu şelalesini öyle bulduk. Google'a girip şelaleler deyip sana çıkartmıyordu ki. Diyorlar ki ya, su uçtu şelalesi var. Nerede işte şöyle gidiyorsun Balıkesir'den buraya gidiyorsun falan. Böyle bulunuyordu. Google yoktu yani. Bir elma ile bir su arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Bir karpuzla bir bidon su oluyor 8 kilometrede de. Taşıyamıyorsun. Çok zordur hocam. Bir de çekim yapıyorsun. Yürümüyorsun ki. Duruyorsun, çekim yapıyorsun, kalkıyorsun, tekrar toparlıyorsun. Zordur. Ağırlık çok önemli. Makro objektifler işte o yaklaşmak için kelebeklere bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Üzerinde makro, mikro diye yazıyor. Elinizdeki objektiflerle yapamazsınız. Özel makro mikro objektif alacaksınız. Üzerlerinde yazıyor bakın mikro, makro. Gördük mü? Mikro, makro hepsini yazıyor bakın. Hepsinin markalarına göre var. Bak makro. O makro değil. Üzerinde gerçek makro böyle. Kompakt makro. Burası kenarına makro değil. O yakınlığını gösteriyor. Bak makro kocaman yazıyor makro. Mikro bak makro yazıyor. Birebir diyor büyütürüm diyor. Ha.
aklınıza şu gelebilir. Ya bende o yok. İşte öğrenciyim. Almak da istemiyorum. Buradan biraz hava gelsin. Öğrenciyim. Almak da istemiyorum. Ne yapsam? Nasıl çekebilirim makro mikro? Araya halka takarak. Araya halka takarak. Bakın halkalar burada. Bunlar üst üste takılabiliyor. Yine gövdeyle objektif arası takılıyor. Gövdeyle objektifi ne kadar koparırsak, ne kadar koparırsak o kadar objeye yaklaşma hakkı elde ediyorsunuz. Bunlar da makro tüpler. Extension tüp de denir. Makro tüp de denir arkadaşlar. Üst üste takılır. Tek takarsın, iki takarsın, üç takarsın. İstediğin yakınlığa göre. Peki ne elde ederim? Başka bir dünya burası arkadaşlar. Makro dünyası başka bir dünyadır. Tabii. Mesela 135, bak mesela bunun odak uzaklığı 135. Yani bir kelebek çekecekseniz 135, 150 bu odak uzaklıklarını kullanacaksınız. Bunlar, genelde bunlar. Çok yaklaşırsınız bundan. Makro olması şart bir şey. Efendim? Hayır, elindeki objektifin arasına tüp takarsan onunla da başarırsın. Ama tabii ki gerçek bir makro objektifin tadını hiçbir şey vermez. Hocam şimdi mesela 1000 milimetrelik objektifle makro arasındaki fark ne? O başka bir şey. 1000 milimetrelik bir objektif en yakın metrik mesafesi 2 metreden başlar. Sonsuza kadardır ve uzaktaki bir şeyi yakına getirir. Bu ise yakındaki bir şeyi büyütüyor sana. Mikroskop gibi düşün bunu. Öbürünü bir teleskop gibi düşün. Bunu mikroskop gibi düşün. Bak zaten öbürü teleskop, bu da mikroskop. Zaten şöyle söyleyeyim. Bazı mikroskoplarda objektif var. Üzerine gerçekten bir DSLR'e takıp lem üzerindeki dokuyu çekebiliyorsunuz. Yani bayağı bir objektif şeyler var. Mikroskoplar var. Üzerindeki sistem çıkartıyorsun. DSLR'yi takıyorsun. Tabii ona uyumlu olması gerekiyor. DSLR'yi takıyorsun ve oradaki lem üzerindeki o doku neyse artık o dokunun fotoğrafı. Öyle geliyor zaten size o dokular. Oradaki doktorların yayınları, SC yayınları hep bunlarla gerçekleşiyor. Hocam bir şey soracağım. Bu bir tane ya birkaç tane halka takılıyor dediniz ya. O bir halkanın ne kadar bir küçük o senin karşıdaki obje odak uzaklığından değişir. Öyle bir hesap yok. İşte o zaman restrictable'ın continuous 2405 deneyeceksin. Hep deneme yanılma. Deneme, ha bu olmadı. Bunu takarsan bu olur. Öyle bir hesap yok. Var. O zaman işin continuous'una, tanjantına, kotanjantına girersin. O zaman iş bambaşka bir mecraya gider. Önemli olan çekerek, deneyerek, deneyimleyerek bunu yapmaktır. Pahalı mı o halkalar? Yok, en ucuz şey. Öyle mi? Tabii canım, $50. O set $50 mesela. Set abi. Evet, settir o. Üçlü settir. Şu an girin Google'dan görürsünüz. Makro set deyin, makro DSLR makro set. Ama tabii ki neye göre alacaksınız? Canon uyumlu. Tabii. Tabii, Canon, Nikon, Sony, Fuji neyse ona göre alacaksınız. Mesela buradan girelim bakalım. Makro lens de büyüdükçe daha da mı yakınlaştırıyor? Evet. Harikasın. Alışveriş, shopping. Bakalım kaç para? Bak kaç paraymış? 379 liraymış. Tiana diye bak, Canon uyumlu. Orada bana bak, bir bak ekrana bakın. Bakın nasıl bak, adam takmış bak extension tüp diyor. 339 lira diyor. Bak bu mesela. Bak araya takmış 1 2 3 4 5 6 tane hem de varmış. 339 lira. Bedava. Bak bedava. 559 lira. Bir sürü marka var. Ben buradan marka şeysi yapmayayım. Bir sürü marka var. Bir sürü var canım. Google'a gelin, bir sürü var. Alışveriş deyin, gösterir size. Evet. Telekonvertörler bir objektif olduğu için onlar pahalıdır. Onlar bayağı bildiğin bir objektif. İçi dolu, camla dolu. Extension tüpün içerisinde camla dolu olduğunu düşün. Onlar pahalı. Objektif fiyatın onlar. Tabii canım. Örnekliyorum. 600 bin bugün nereden baksan $20,000. Yok. Yanlış söyleyeyim. 20 bin lira. 20 bin lira. Ama o seni 300-600 çevirecek olan tüp 2 bin lira. 3 bin lira. Anlatabiliyor muyum? Evet.
Yani. Olur mu ya öyle bir şey? Hayır canım. Hocam şu hedef değil mi direkt? Önce birinci aynen. Halkı sonra bunu. Aynen hocam. Hocam mikro lens de çekiliyor. Bunlar hep makro ile çekiliyor. Mikro makro aynı şey. Ha, öyle mi? Nikon mikro diyor, diğerleri makro diyor. İşte böyle bir şey var işte yani. Artık bir sürü. Evet. Geldik son bölüme. Ne kadarım var? Hemen 5 dakikada halledeyim çünkü herkesin arabası bekleyeni var. Şimdi titreşim önleme sistemi. Dedik ya, iyi bir objektif almak için şunlara şuna dikkat edin. İşte VR, OS, IS, VS. Bak o bu. Şimdi Canon'da IS, Nikon'da VR. Açıklamalarını yazdım. Sigma'da OS, Tamron'da VC. Tamam. Bunlar gövde içerisinde. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bunlar objektif içerisinde. Objektifte. Bir de bakın image stabilizer yazıyor. Canon, Nikon, vibration reduction, Sigma, optical stabilizer, vibration compensation, Tamron. Tamam, bunlar objektifte. Bir de gövdede olanlar var. Daha avantajlı. Neden? Harika. Ne objektif alırsan al, senin kameran titreşim önleyici. Öbüründe objektif ona göre alıyorsun. Daha büyük para veriyorsun. Pentax, Leica, Olympus, Sony bla 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 gidiyor. Fuji'de de olabilir. Onlarda işte çeşitli böyle ibareler var. Ne canım? Canon'da yok. Ya hocam gösterdik ya burada gövdede diye. Hayır, şey gövdede. Gövdede olunca niye? Yani ya birinde olacak ya birinde olacak. İkisi olmasının bir anlamı yok. Ya orada ya burada. Evet yani, peki. Ha. Yani Canon markasında objektifler. Aynen. Objektifini öyle alman gerekiyor. Tamam. Diyeceksin ki ben IS objektif alacağım. Anlatabiliyor muyum? Peki. Bak yanlarında nerede? Bunda bıt 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 bıt. Bunu da göstermemiş. Yanlarında switchler vardır. IS'nin switchleri vardır. Yukarıda hocam, sağ üstte. Yok yok. Switch. Aynen böyle switch. Evet. Heh, orada bir switch vardır. Bak on off diye. Evet. On off diye bir switch var. Şimdi arkadaşlar ne işe yarar? Bakın switchler var. Görüyorsunuz değil mi? Bak gösterdim. Gövde üzerinde ya da objektif üzerinde switchler var. Açma kapama switchi. Bu şu demektir. Üreten şunu söylüyor sana. Şu durumda aç. Bu durumda ne? Kapat. Peki nerede açacağım, nerede kapatacağım? Diyor ki elde çekim yapıyorken sallanmayı önlemesi için aç. Tripod'da çekim yaparken kapat. Bu kadar basit. Ha? Tripoda çekim yaparken atışı açsak ne olur? Şimdi göstereceğim onu ben sana. Tamamen ölmüyor mu elde çekim yapıyor? Göstereceğim şimdi. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu videoda çalışır mı? Denemedim ama çalışıyor olması lazım teknik olarak. Denemedim çalışıyor olması lazım. O da görüntü, bu da görüntü. Tripodu niye kapatıyoruz hocam? Hocam bir şey söyleyeyim. Göstereceğim canım şimdi. Sormayın bir şey, bir göstereyim. Fotoğraf makinesi tripodda. Ha kapatayım. Şunu da kapatayım. Fotoğraf makinesi tripodda. Ne demişti bana tripoddayken? Kapattım. Problem var mı? Güzel. Cepte. Uyanığım ya. Dünyanın parası mı? Ben kapatır mıyım seni? Ben dünyanın parasını verdim. Açarım seni. Aha da açtım. İnanın şey değil. Kendim yaptım evde. İnanın üç kağıt yok. Gördük mü? Gördük mü? Olay bu. Peki şimdi soru şu. Niye tripodda bunu yapıyor? Kim sormuştu? Sen sordun. Niye tripodda yapıyor? Şimdi bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bir tane serbest cam. Altta yatağı var. Senin üretmiş olduğun harekete karşı hareket üretiyerek netliğini sağlıyor. Tamam mı? Eldesin ya. O da oynuyor, sağlıyor. Güzel. Sen onu tripoda sokuyorsun. O yine oynuyor. Oynuyor. Açtın sen çünkü onu. Bıs 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 diye oynuyor. Bilmiyor ki tripodda olduğunu. O zaman kötü fotoğraf çekiyor işte. O zaman da bu fotoğrafı çekiyor. Ama bunun denemesi var. Şöyle. Tripoddayken seriye alıp 25 tane çek. Bir tanesini yakalıyorsun. Niye? Bir tanesini yakalıyorsun çünkü. Çok enerji harcar. Pili tüketir, bilginiz olsun. Çok büyük bir avantajdır. Hele teleobjektifte aranacak bir özelliktir.
Yani birden bir %50 sana bir katma değer katar. Doğru yerde kullanırsan ama. Doğru yerde kullanırsan. Tripod'da da benim gibi açarsan, uyanıklık yaparsan. Dinmede pirince giderken evdeki bulgurdan olsun arkadaşlar. Evet.